Merhabalar değerli Dost TV izleyicileri. Bugünkü Ayetler ve İbretler programında Lokman Suresinin 12. ayetinden bir bölümün önümüze serdiği ibret tablosuna göz atmaya çalışacağız. Bu ayet-i kerimede şöyle buyuruluyor. Kim şükrederse kendisi için şükretmiş olur. Kim şükrederse kendisi için şükretmiş olur. Evet değerli izleyiciler, imanın insana her iki dünyayı birden kazandırdığına işaret eden ayet-i kerimelerden bir tanesi de bu ayettir. Şükür, bu ayetin çok özlü bir şekilde ifade ettiği gibi şükredene, o şükrün sahibine yarar verir. Hem bu dünyada hem de ahirette. Yoksa şükredilen için bir insanın şükretmesinin yahut etmemesinin getireceği hiçbir farklılık, bir yarar veya zarar söz konusu değildir. Nasıl olabilir ki? Bu dünya üzerindeki bir insan değil, bütün insanlar toplu bir halde şükredecek olsalar yahut şükretmekten kaçınıp da Rablerine karşı geceli gündüzlü nankörlüklerini dile getirmeye kalksalar, onların bu hareketlerine bu kainatta kim dinler, kim mühimser? Kainat üzerinde bir toz zerresi bile etmeyen bir dünyanın göz açıp kapayıncaya kadar sakinleri olan bu dünyanın üzerinde nimetlenen insanların şükretmesiyle yer ve gökler Rabbinin şanına bir fazlalık gelmediği gibi nankörlük etmesiyle de hiçbir noksan gelmez. Ama şükreden açısından ele alacak olursak şükrün hayati bir önemi vardır. Şükrün hayati bir önemi vardır. Ki bu hiç abartılı bir ifade değildir. Bunu ortaya çıkarmak için şöyle basit bir soru yetebilir. İnsan niçin şükreder? İnsan niçin şükreder? Basit bir soru gibi ama ilk cevap hemen konuyu açmaya başlıyor. Eriştiği nimetler için. Tabii şükredenler mi, sadece şükredenler mi nimetlere erişir dediğimiz zaman şükreden etmeyen, hepsi bu dünyada Rabbimizin nimetlerine erişiyor. Bir ayırma tabi tutulmadan erişiyor. Ancak şükredenler bu nimetlerin farkına varan, bu nimetleri bilinçli bir şekilde yaşayan insanlardır. İşte burada şükrün hayatımıza getirdiği farklılık kendisini göstermeye başlıyor. Bir şükretmeyen bir insanın belki bütün bir ömür boyunca fark etmeyeceği nimetler sıradan hadiseler olarak görülen o nimetler şükreden bir insan için her an bir nimet demektir, yeni bir nimet demektir ve bir şükür sebebidir. Bir nefes hava, bir yudum su, tutan el, yürüyen ayak, işiten kulaklar, hisseden kalp, düşünen akıl, ne varsa herhangi bir anda üzerimize yerden gökten seller gibi yağan bu nimetlerden her bir tanesi insanın içinde, şükreden insanın içinde bir şükür duygusunu harekete geçirir. Ve bu şükür duygusuyla insan eriştiği nimetlerin farkına varmaya başlar. Eriştiği nimetlerin farkına varınca da o insan yaşamaya başlamış demektir. Diğer insanlar da şükretmeyen, hatta nankörlüğün en koyu bataklığına batmış insan bile yine bu nimetlere bizimle şükreden insanlarla beraber ortak şekilde erişiyordur. Fakat bunların bu nimetlerden yararlanışı tıpkı tad almış sinirleri dumura bırakılmış bir insanın yemek yiyişine benzer. O boğazından geçen lokmaların lezzetin farkına varmadan onları yuttuğu gibi şükretmeyen insanlar da bu hayat içerisinde her an üzerlerine yağan nimetlerin nimet oluşundan, lütuf oluşundan, üstelik yer ve gökler Rabbinden gelen lütuflar oluşundan habersiz bir şekilde yaşar ve giderler. Fakat şükreden bir insan için, şükretmesini bilen, şükrün hazzına varmış olan bir insan için nimetlerden hiçbirisi tesadüf değildir değerli izleyiciler. İnsanın yüzüne esen bir meltem, pencereden süzülen bir gün ışığı, bahçede ağacın dalında
cıvıldaşan bir serçe. Bunların hiçbiri tesadüf değildir. Onlardan her biri doğrudan doğruya alemlerin Rabbinden bize gelen, bizim şahsımıza gelen, gönderilen, üzerine adımız ve adresimiz yazılmış olan birer armağandır. İşte şükreden insan bu armağanların her birini, daha doğrusu şükürde katlettiği merhale, kazandığı beceri ölçüsünde bu nimetlerin her birini uyanık bir halde karşılar. Bu armağanların her birini uyanık bir halde karşılar. Uyanık derken insanın ayakta olduğu zamanı kastetmiyoruz. İnsanın bütün duygu ve yetenekleriyle birden bu hayata yönelmiş olduğu, Rabbinin nimetlerine odaklanmış olduğu zamanları kastediyoruz. İşte o Rabbinden gelen armağanların kaçırılmadığı, yakalandığı zamanlarda insanın uyanık olduğu zamanlar. Yoksa bu nimetlerden hiçbirini fark etmeden, umursamadan gelip geçen bütün bir gün ayakta geçirmiş olsa bile uykuyla geçen bütün bir geceden acaba farklı mıdır? Uyanık ve bilinçli bir şekilde yaşamaktan söz ettiğimiz zaman aslında her anı büyük nimetlerle dolu bir hayattan söz ediyoruz demektir. Çünkü böyle bir hayatta nimetin küçüğü olmaz. Tam tersine küçücük görünen, o küçücük görünen nimetler, lütuflar şükür vasıtasıyla hayatın en büyük hazlarına dönüşürler. Hatta asıl büyük mutluluk günlük hayatın bu sıradan nimetleriyle yaşanan mutluluklar dersek hiç de abartmış olmayız. Çünkü o mutluluklar ard arda gelen şükürlerle, ard arda gelen nimet ve hazlarla insanın bütün bir gününü, bütün hayatını, hayata bakış açısını, yaşama tarzını bir muazzam mutluluğa çevirir. Onun içindir ki şükretmesini bilen ve şükrün hazını almış olan insanlar Rabbine şükretmek için, Rabbine karşı bütün varlığıyla şükretmek için başlarına pek seyrek olarak gelip konacak olan talih kuşlarının yolunu gözlemezler. Talih kuşları zaten onların her an başlarındadır. Alınan her nefeste o talih kuşunun getireceği mutluluktan çok daha büyük bir huzur ve mutluluk onlara şükür vasıtasıyla zaten erişiyordur. Onun için şükreden bir insan için sıradan herhangi bir gün içinde cennet çekirdeğini taşıyan bir büyük mutluluk demektir. Bunun sebebi de bizim şükür için yaratılmış olmamızdır değerli izleyiciler. İnsanın bir yaratılış amacı varsa, bu dünya üzerinde bulunuşun bir sebebi varsa o da şükürdür. Çünkü insanın bütün yetenekleri, bütün duyguları, duyuları, kabiliyetleri, bütün yapısı en yüksek düzeyde çeşitli şekillerde şükürleri dile getirmek için düzenlenmiştir. Bunun da sebebi şudur, yerin ve göğün bütün nimetlerini önümüze seren alemleri Rabbi, aslında bütün o nimetlerden daha büyük bir nimeti, yani şükür nimetini bize bağışlamayı murad etmiştir. Onun için de bizim yapımızı şükre ihtiyaç duyacak bir şekilde düzenlemiştir. Biz nasıl havaya, suya, yemeye, içmeye ihtiyaç duyuyorsak, belki ondan daha şiddetli bir şekilde şükre muhtaç bir halde yaşıyoruz. Ve o şükre eriştiğimiz nispette de alemlerin Rabbinin en büyük nimetlerine, lütuflarına erişmiş oluyoruz. İşte onun için bu ayet-i kerimede, Lokman suresinin bu ayet-i kerimesi de bize açıkça bildiriyor ki, kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Evet, bugünkü Ayetler ve İbretler programında da Lokman suresinin 12. ayetine ibret nazarıyla bakmaya çalıştık. Bir dahaki Ayetler ve İbretler programında tekrar beraber olmak dileğiyle hepinize hoşça kalın.